LGS'ye son 82 gün gerçekten çok zor günlerden geçiyoruz ama bizler zaten büyük bir zorluğun peşinde olduğumuzu biliyorduk. LGS hazırlık sürecinde karşımıza ne çıkarsa çıksın bizi yıldırmayacağını biliyorduk ve yine aynı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Günün sözüne baktığımızda Ebner Elsenbach diyor ki bizi esas yoran yaptığımız iş değil yapmadan kenarda bıraktığımız işlerdir. Gerçekten de şu ana kadar yaptıklarımız bizi mutlu etti. Çözdüğümüz sesler, denemeler bizi mutlu etti. Hatta yaptığımız hatalar bile mutlu etti. Niye? Çünkü yaptığımız hataların çözümünü öğrendik. Ama yapmadıklarımız, çalışmadığımız günler bize çok büyük bir sıkıntı verdi. Yani hani lezzetin bitmesi insana sıkıntı verir, sıkıntının bitmesi insana lezzet verir demişler ki aynı o şekilde. Dolayısıyla bu tatil sürecinde Eyvah keşke daha fazla soru çözseydim, daha fazla kitap okusaydım dememek için mutlaka bu süreci iyi değerlendirmeliyiz ve sınava girdiğimizde de şovumuzu yapmalıyız. Günün yorumuna baktığımızda pro oyuncu 4.0 398 beğeni almış. Bakalım ne demiş. Hocam bir iki sorun var. Evet gördüğünüz gibi bunlar bir iki sorusu oluyor. Çok az merak etmeyin hemen biter demiş ve ardından sorularını sıralamış. Bakalım. Hocam bu uzaktan eğitim nasıl olacak ve yoklama alınacak mı? Birincisi milletin Bakanlığı gelecek haftadan itibaren sizlere EBO üzerinden bir uzaktan eğitim yapacağını hatta TRT üzerinden yayınlar yapacağını söylüyor ve onunla alakalı hazırlıklar yapılıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Burada yoklama olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü nasıl alabilirler ki yani öğrenciler televizyona yoklama mı verecekler veyahut da internete yoklama mı verecekler? Ama bu ders serisini dinlemeniz lazım. Zaten bizler de... Öncesinde ev okul programımızı başlattık. Sizlere her sabah Türkçe, matematik, fen ve sosyalde canlı dersler yapıyoruz. Mutlaka bunlara da katılın ve çalışma sürecinizi sıkı sıkıya takip edin. Bugün hem konu anlatımları yaptık. Şubat ayı tekrar yapıyoruz. Hem de soru çözümleri yaptık. Gerçekten Tonguç Akademi olarak sizlere uzaktan eğitim konusunda şimdiye kadar olduğumuzdan çok daha fazla destek vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bundan hiç endişelenmeyin. Zaten bir şey olacaksa hep beraber göreceğiz ve hiçbir şekilde de bu zorluklardan korkmayacağız. Hocam ders çalışırken uykum geliyor ve çalışamıyorum ne yapmam lazım? Ders çalışırken herkesin uykusu gelir. Bu durumda yapacağımız şey öncelikle yüzümüzü yıkamak, kendimize gelmek, sonrasında kaldığımız yerden devam etmek. Hocam denemelerde çok dikkat hatası yapıyorum ve LGS'de de yaparım diye çok korkuyorum ne yapmalıyım? LGS'de dikkat edası yapmamak için LGS öncesinde deneme taktikleri bizi geliştirmeliyiz. Yani birincisi sayısal ve sözel branşlarda hangi branştan başlayacağımızı bilmemiz lazım. Mesela sayısalda fenden başlamak, matematik zor sorularla başlamak bize avantaj sağlar. İkincisi turlama taktiği yapmayı bileceğiz. Turlama taktiği takıldığımız zor soruyu atlayıp kolay soruları yapabileceğimiz soruları yaptıktan sonra zor soruları demektir. Üçüncüsü de her soruyu dikkatli okumamız lazım. Hatta bunun öncesinde evde deneme çözerken, evde soru bankalarından soru çözerken herhangi bir şey yaparken çok dikkatli, konsantre bir şekilde o soruyu çözmektir. Telefonumuz bir anda duracak, bilgisayarımız bir anda duracak. Öyle değil. Sessiz bir ortamda gerçekten gerçek deneme sınavına, daha doğrusu gerçek LGS'ye girdiğimizdeki anı her seferinde edersek, gerçek sınava girdiğimizde çok rahat, çok rahat her şeyi halledebiliriz. Hocam eğer tatil uzatılırsa LGS de ertelenir mi? Yahut LGS'yi nasıl etkiler? Birinci arkadaşlar, eğer tatil uzamazsa bu tatil sürecinde çalışanlar netlerini artırır, daha iyi okullara girer. Eğer tatil uzarsa, diyelim ki e, okul tatili oldu, karantina oldu, herkes evde durması gerekiyor dedi. Biraz daha fazla evde dinlenmemiz gerekiyor dedi. Bu durumda LGS Haziran'da olduğu için belki hemen pat diye ertelemezler. Ama açık öğretim fakültesi sınavları ertelendi. Bazı sınavlar, Milli Savunma Üniversitesi sınavları ertelendi. Buna benzer bir şey ertelenebilir. LGS de ertelendiği zaman herkes için ertelenmiş olur. Diyelim ki bir ay ertelenirse bir ay daha iyi çalışıp bir ay daha güzel bir şekilde çalışıp netlerimizi artırabiliriz. Yani hani eksiklerimiz vardı zaman yetmiyor diyorduk ya. İşte bunun için bir avantaj olmuş olur. Dolayısıyla şunu unutmayın. Sınav kolay olursa herkese kolay. Sınav zor olursa herkes zor. Sınav ertelenirse herkes için ertelenecek. Dolayısıyla sadece işte pro oyuncu için erteledik değil. Sadece pro oyuncu bugün gelecek. Diğerleri yarın gelecek değil. Bu yüzden hep beraber karşılaşacağımız bir sonuçtan asla endişelenmemize gerek yok. Hocam her denemede inkılap ve İngilizce düşük geliyor ne yapabilirim? Bununla alakalı inkılapta konu tekrar yapmamız lazım ve İngilizce'de kelime tekrar yapmamız lazım. Çünkü İngilizce'de en önemli kısım kelimeyi bilmek. Kelimeyi bildiğimiz zaman sorular okuyabiliyoruz. Ve aynı zamanda birazdan sizlere tavsiye edeceğimiz 10 10 Zoru Bankası'nda inkılap İngilizce ve din için sizlere özel zorular hazırlandı. Yani zor sorular hazırlandı. Bu soruları da mutlaka çözmelisiniz ve ayrıca kendi kaynaklarınızdan çalışmalısınız. Tabii ki LGS'de yayınlanan, daha doğrusu Milletin Bakanlığı yayınladığı inkılap ve İngilizce örnek sorularını mutlaka iyi incelememiz lazım. Hocam geçen İzmir Çiğli Fendisi'ni tanıtın dedim. Tanıtmadınız. Şimdi tanıtır mısınız? Evet geliyor birazdan İzmir Çiğli Fendisi. Nerede? Hemen şöyle gösterelim. Bakın burada geliyor. Ama başka bir öğrencimizin istediği başka bir okulda. Sivas Fendisi'ne gelecek birazdan. Hocam bu tatilde kaç kitap okumamızı önerirsiniz? Bakın, Milliyetin Bakanı da, YÖK Başkanı da sınav sorularını hazırlayan komisyonun başkanı da dedi ki... ...çok fazla kitap okuyan öğrenci sınavda başarılı olacak. Dolayısıyla biz bu dönemde daha fazla kitap okumalıyız. Yani günde 20 dakikamızı kitap okumaya ediyorsak artık okula gitmediğimiz için... ...okulda kaybettiğimiz 7-8 saatlik süre zarfını burada 1 saat kitap okuyarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bence günde en az 1 saat kitap okumalıyız bu dönemde. Hocam ben günlük 180-200 arası soru çözmeye çalışıyorum ama bazen tamamlayamıyorum ne yapabilirim? Bu süreçte artık tamamlamalısın. Hatta bu 180 sen 200'ü artırmalısın. Niye? Çünkü artık daha fazla süren var. Evdesin ve ister istemez daha fazla ders çalışabileceğin imkana sahipsin. Hocam internetten soru çözmek iyi olur mu bizim için? Tabii ki internetten soru çözmeliyiz ama mutlaka kaynaklardan, kitaplardan da soru çözmeliyiz. Ee, online sipariş edebiliriz, kırtasiyelere gidebiliriz. Evimize kitapları koyup bol bol soru çözebileceğimiz harika bir zamana sahibiz. Hocam içimde ee, bir korku var. Ee, ya LGS'yi bir puan alamazsam diye. Bu nasıl yenerim? Arkadaşlar lütfen artı bir tokuş görsün. Bakın arkadaşlar. içinizde hiçbir korku olmasına gerek yok. Diyelim ki şöyle düşünelim. LGS'yi önümüze aldık. Tamam mı? Şuraya yazıyorum. LGS'de LGS'de başaracağım dediniz. Tamam mı? Ve da LGS'de LGS'de olmadı dediniz. Yani diyelim ki başardığınızda ne oluyor? Olmadığınızda ne oluyor? Şimdi olmadığında başınıza neler geleceklerini yazacaksınız. İşte Annem birazcık kızar. Babam kazanamadın işte der. Arkadaşlarım aa olmadı mı der. Şudur budur işte e, normal bir liseye devam ederim falan filan diye. LGS e eğer olmazsa başınıza gelebilecekleri bir kağıda yazın. Eğer LGS'le başarılı olacağını düşündünüz. Hayal ediyoruz şu anda. Başardığım zaman ne oluyor? Ailem beni tebrik eder. Arkadaşlarım beni tebrik eder. Çok iyi bir liseye giderim. İngilizce hazırlık okurum. İşte iyi bir lisede olduğum için başarırım. Şunları şunları yaparım. Şunlar 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 şunlar. Bunları da yazdınız. Sonra bu ikisini önünüze koydunuz ya. İşte bu ikisi sizin elinizde. Yani bu ikisini başarmak sizin Eğer bu tatil sürecini çok iyi değerlendirirseniz LGS'de başaracağım kısmına ulaşırsınız aman zaten başaramayacağım deyip olmadı deyip olmayacak deyip bir şekilde vazgeçerseniz az soru çözerseniz az çalışırsanız da bu kısım olur. Dolayısıyla ne olup olmayacağı esasında birazcık da sizin elinizde. Bence bu kısma odaklanın yani insan başına gelebilecekleri iki tane şey var başka bir şey yok ki zaten ya bu olacak ya bu olacak. Dolayısıyla bu ikisinden birinde mutlaka sizi ...konsantre olmanızı sağlayacak bir şeyler vardır. Başaracağım kısmında çok daha fazla güzel şeyler olduğu için... ...bence buraya odaklanın ve başarın. Burayı tamamen unutabilirsiniz artık. Gelelim, ee, artı bir tohumuş göstermiş gördük. Günün kitabına baktığımızda gerçekten Türk edebiyatının bir efsanesi. Destandan halk hikayesine geçişin en güzel örneği olan... ...Dede Korkut hikayelerini görüyoruz. 12 hikayeden oluşuyor. Bu hikayeleri mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz. Günün okula baktığımızda İzmir Çili Fen Lisesi 3.11 dilimli alıyor. Tıp fakülteleri ve mühendis fakülteleri havada uçuyor. Mükemmel bir fen lisesi. Yine Sivas Fen Lisesi'ne baktığımızda 2.63 ile alıyor. 64 öğrenciden 44'ü tıp, 44 tıp kazanmış. Bakın ben bile söylerken heyecanlandım. Gerçekten mükemmel bir fen lisesi. Günün kanalına baktığımızda ise zaten Türkçe matematik feni sıkı sıkıya çalışıyoruz. Çünkü onların katsayısı sayısı 4. Ama diğerleri de önemli. Ya matematikten soru kaçırırsak, ya fenden soru kaçırırsak, Allah korusun ya Türkçeden soru kaçırırsak. Bu durumda inkılap İngilizce ve dinde yani onar soru çıkan bu branşlarda 10'da 10 yapmalıyız ve böylece 30 soruda 30'a ulaşmalıyız. Dikey yeni sorular, e, dikey ve yatay yeni soruların olduğu bu kitapta gördüğünüz gibi her tür soru var. Bu soruları çözdüğümüzde gerçekten sınavda başarılı olacağız. Milletin Bakanlığı örnek sorularına uygun bir şekilde hazırlandı ve hepsinin de soru çözümleri var. Bu kaynağı da mutlaka ulaşmanızı tavsiye ediyoruz. Günün sorusu fen bilgisiyle alakalı 21 Aralık'ta güneş ışınlarının öğle vakti güney yarım dik olarak geldiği yerler hangisiydi bunu bir yazmanızı istiyoruz. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. E okul programında mutlaka bizi takip edin. Okula gitmediğiniz süre zarfında bizler her zaman gibi sizin yanınızdayız. Başaracaksınız arkadaşlar. Hiç korkmanıza gerek yok. Ellerimizi sıkı sıkıya yıkamaya, hijyenimize dikkat etmeye devam ediyoruz ve şunu da asla unutmuyoruz. Cehaletle savaş, korona ile savaştan daha az önemli değil. Bizler çok iyi okulları kazanıp çok iyi mühendisler, doktorlar, avukatlar, öğretmenler olaraktan ileride ülkemiz buna benzer bir sorun yaşadığında bizler çıkıp televizyona diyeceğiz ki merak etmeyin aşısını bulduk. Merak etmeyin önlemini aldık. O yüzden hadi bakalım şimdi ders başına. Hep beraber çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs>